Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi birkaç başlık verelim önce. Çatışmalar ve yokluk nedeniyle çocukluklarını yaşayamadan büyümek zorunda kalan ve ailelerinin geçimini sağlamak için tüm gün işçi olarak ter döken Afgan çocuklarının hikayelerini birazdan kulak vereceğiz bugün. Evet, çocuklarının yaşamlarını kurtarmak için özellikle bu amaçla umut yolculuğuna çıkan, yollara düşen ancak kapalı kapılarla ve üzerlerine çevrilmiş namlularla karşılaşan sığınmacı ailelerinin Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki durumu da vicdanları sızlatıyor. Birazdan bu konuyla ilgili bir fotoğraf karesini sizlerle paylaşacağız. Tüm bu yaşananlarla insanlık yerinde sayıyormuş gibi görünse de teknoloji ilerlemeyi sürdürüyor. Jet ulaşım araçlarının geldiği son nokta da dünyanın haberinde olacak. Başlıyoruz. Çatışma, yolsuzluk ve yoksulluk. Bu kelimelerle özdeşleşen Afganistan'da çocuk olmak gerçekten çok zor. Onlar çocukluklarının tadına varamadan ailelerinin geçimini sağlamak için çalışmaya başlıyor. Tuğla ocağında bunaltıcı sıcakta sabahtan akşama kadar ter döken 10 yaşındaki Kamran'ın hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. Gün ağrır ağarmaz yaşıtları okulun o tuğla ocağının yolunu tutuyor. Bunaltıcı sıcakta gün boyunca aralıksız çalışıyor. Kamran henüz 10 yaşında, Afganistan'da yaşıyor. 8 çocuğu olan bir ailenin üyesi. Babası Atikullah bir kardeşi hayatını kaybedince, diğeri de hasta olunca yeğenlerinin de bakımını üstlenmek zorunda kaldı. Baba ailesi ve yeğenlerinin geçimini sağlamakta güçlük çektiği için Karman okulu bıraktı ve tuğla ocağında çalışmaya başladı. Tüm aile bütün gün çalışarak günde sadece 12 ila 18 dolar kazanabiliyor. Çocuklarım sabah ezanında uyanıp buraya çalışmaya geliyorlar. Hepimiz çalışmazsak açız. Bir çuval un bile alamayız. Babam yeterince para kazanamıyordu. Okulu bıraktım, babamla birlikte çalışmaya başladım. Artık okula gitmiyorum. Kamran, hayallerini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce Afgan çocuktan sadece biri. Afgan çocuklar ailelerinin geçimini sağlayabilmek için sokaklarda dileniyor veya ağır koşullarda çalışıyor. Tuğla ocağında 5-6 yaşında çocuklar bile ter dökmek zorunda kalıyor. Tuğla ocaklarını işletenler köy köy dolaşarak ailelere ihtiyaçlarını karşılamak için borç veriyor. Daha sonra senet karşılığında neredeyse tüm aile üyeleri tuğla ocağında çalışmak zorunda kalıyor. 65 yaşındaki Jan Aka da tuğla ocağıyla senet yapanlardan. Sözleşmeli kölelik olarak tanımlanan bu uygulama nedeniyle Aka ilerleyen yaşına rağmen ağır işte çalışmayı sürdürüyor. Torunları, hatta torunlarının çocuğunun bile aynı taş ocağında çalışmak zorunda kalacağını söylüyor. Bu ekonomik sıkıntılarla ne kadar yaşayabileceğimizi bilmiyorum. Özgürce ne zaman nefes alabileceğiz hiç bilmiyorum. Şimdi köle gibiyiz. Birleşmiş Milletler raporları 6 ila 14 yaşında 2 milyondan fazla Afgan çocuğun işçi olarak çalışmak zorunda kaldığını gösteriyor. Son birkaç gündür bu fotoğraf karesi dünya basınında çok konuşuldu, üzerine yorumlar yapıldı. Görüntünün adresi bu tür fotoğraf ve video görüntülerin sıklıkla geldiği yer Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırı. Olay yine bildik bir dram. Biz de görmezden gelemedik. Birkaç dakikalığına da olsa orada olup bitenleri hatırlatmak amacıyla bu fotoğrafı sizinle paylaşmak istedik. Daha detaylı adres verecek olursak yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Rio Grande nehrinin hemen karşı tarafı Meksika topraklarındaki dev sınır kenti Ciudad Juarez. Aylarca yürüyerek buraya kadar gelmeyi başaran Guatemala vatandaşı anne ve 6 yaşındaki oğlu Meksika Ulusal Muhafız Birliği'nin karşısına geçmiş bekliyor. Lakin yorgunluktan, ümitsizlikten mecali kalmamış anne dizlerinin üzerine çöküyor ve başlıyor ağlamaya. Umut yolculuğunun son durağı karşıdaki ülkeye geçebilmek için yalvarıyor askerlere ama bu mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talep ve dayatmasıyla sınırın Meksika tarafına yığılan etten duvar buna kesinlikle müsaade etmeyecek. Leti Perez adındaki anne oracıkta oğluna sarılıp ağlarken foto muhabiri de bu dramın unutulmayacak anını bir kareye sığdırıyor ve yüreklere sığmayacak bir acıyı da sessizce görüntüye döküveriyor.
11 Eylül saldırılarının ardından Dünya Ticaret Merkezi'nin enkazına giden ve burada çalışan itfaiye ve polis görevlileri zehirli maddelere bağlı olarak kansere yakalandı, ölenler oldu. Amerikan yönetimi bu yılın başında kurbanlar için kurulan fonu azaltmıştı. Tepki çeken bu karar, ünlü komedyen Jon Stewart'ın da yoğun çabasıyla tersine çevrildi. Ancak Senato'dan çıkan yeni kararı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da onaylaması gerekiyor. We can never repay all that the 9/11 community has. Bizim için yaptıklarını asla ödeyemeyiz ama onları cezalandırmayı bırakabiliriz ve bugün o gün, bu aileler daha iyisini hak ediyor. Exhale because unfortunately the pain and suffering of 11 Eylül saldırılarının mağdurlarına verilen yardım fonunun artırılması için yoğun çaba harcadı. Ünlü komedyen Jon Stewart sonunda hedefine ulaştı. ABD Senatosu 11 Eylül saldırılarının mağdurlarına yönelik sağlık hizmetleri için ayrılan yardım fonunun 2092 yılına kadar uzatılmasına onay verdi. 10,2 milyar dolarlık yardım fonuyla enkaz alanında görev yapmak zorunda kalan polis, itfaiyeci ve diğer acil yardım görevlilerinin tıbbi masrafları 10 yıl boyunca karşılanacak. 2092 yılına kadar milyarlarca dolar ek destek verilecek. Zehirli maddelere bağlı olarak hastalanan ya da hayatını kaybeden yardım görevlilerinin ailelerine tazminat olarak ödenen fon ilk olarak 2001'de oluşturuldu. 2004 yılında sonlandırılan fon, ilk yardım görevlilerinin saldırılardan yıllar sonra bile hastalanmaya devam etmesi nedeniyle 2011 yılında yeniden devreye girdi. Ancak bu yılın başında ABD hükümeti fondaki paranın tükenmesini gerekçe göstererek mağdurlara yapılan ödemeleri neredeyse yarıya düşürdü. 11 Eylül saldırılarının ardından enkaz başında haftalarca araştırma yürüten görevlilerin önemli bölümü kanser ya da başka hastalıklara yakalandı. Yıllardır kalın bağırsak kanseriyle mücadele eden eski New Yorklu polis Luis Alvarez bu dramın son kurbanı oldu. Binaların yıkılmasının ardından 3 ay boyunca enkazda araştırmalar yürüten Alvarez 29 Haziran'da yaşamını yitirdi. Eski polis memuru 11 Haziran'da Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada 11 Eylül terör kurbanlarına ödenen tazminatın süresinin uzatılmasını talep etmişti. Ünlü komedyen Jon Stewart da aynı komisyon toplantısında Alvarez'e destek vermiş, kongre üyelerini riyakar ve utanç verici olmakla suçlamıştı. Senato'da yardım fonunun uzatılmasının ardından Stewart'ın kongre binasında gülerek objektiflere yansıdığı bu fotoğraf büyük ses getirdi. Bir haber turuyla devam ediyoruz şimdi. Doğanın gücüyle savrulan bir çatı. İlk görüntümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinin hemen güneyindeki popüler sightseeing yeri Cape Cod, yani Cod burnundan. Bölgedeki şiddetli fırtına nedeniyle bir otelin çatısı devasa boyutlarına ve ağırlığına rağmen tıpkı bir kağıt gibi yerinden sökülüp parçalanıyor, uçuyor. Olayda ölen ya da yaralanan yok ama otelin yarısı artık kullanılamaz hale dönmüş durumda. Beklenmedik bir arıza ve hayli endişeli bir bekleyiş. İngiltere'nin Nottingham kenti yakınlarındaki bir eğlence parkında Luna Park treninde bulunan 16 kişi yaklaşık 30 metre yüksekte asılı kaldı. Arızanın yaşandığı yer trenin raylarının ters döndüğü yer olunca kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle yapıldı. Yaklaşık 20 dakika süreyle boşlukta asılı kalan 16 kişi ecel terleri dökerken bölgedeki bir kasabadan gelen itfaiye ekipleri kimsenin burnu kanamadan kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Olay yeri bir uçak. Yaşananlarsa bir kıskançlık krizinin yol açtığı öfke patlaması. Birlikte oturduğu erkek arkadaşının çevredeki başka kadınlara baktığını söyleyip bağırmaya başlayan kadın, kendisini savunmaya çalışan erkek arkadaşının kafasına dizüstü bilgisayarını indiriyor. Bulunduğu koltuktan adeta kaçarcasına kalkıp başka yere gitmeye çalışan adam, aldığı darbeyle sendelese de ortamdan uzaklaşıyor. Ancak kadının öfkesi dinmek bilmiyor. Geçen hafta Miami Uluslararası Havalimanı'nda kalkıştan hemen önce bir uçağın içinde yaşanan bu olay mahkemeye taşınmış. Görüntülerse sosyal medyada izlenme rekoru kırmış. Günün en ilginç, en güzel belki de fotoğraf karesi. Henüz 1,5 yaşındaki Joseph Tit dünyaya sol eli eksik olarak geldi ama bu onun gelecekte hayallerini gerçekleştirmek için engel teşkil etmeyecek. Çünkü onun tıpkı kendisi gibi bir eli eksik olmasına rağmen olağanüstü işler başarmış bir kahramanı var. Orlando Pride, kadın futbol takımının yıldızı Carson Pickett, küçük Joseph'la yumruk selamı yapıyor. Ellerinin olması gereken yerde yumruklarını tokuşturan bu ikili,
Özellikle Instagram gibi sosyal medya platformlarında fenomen haline gelmiş durumda. İşte buna baba refleksi derler. Beyzbol maçlarının en sevilen anlarından biri dışarıya giden topu tribünde yakalamak. Bunu başaran seyirci elbette topu da evine götürme hakkını elde ediyor. Üstelik bunu bir kucağında küçük çocuğu ve diğer eliyle hem de eldivensiz çıplak elle yakalamak hayli beceri istiyor. İşte bu sıra dışı işi yapabilen baba Amerika Birleşik Devletleri'nde bugünlerde günün adamı. Seattle'la Los Angeles arasındaki maçın dışarıya giden faul topunu bu şekilde yakalayan genç baba sosyal medyada da takipçi sayısını arttırmış. Hikayenin kahramanı arabasını duvara çarptıktan sonra tamirciye gitmek yerine kendi çabasıyla düzeltme işlemine girişen adam. Kaputundaki belirgin dağılmışlığı kendi yöntemince düzelten bu adam kısa bir uğraştan sonra istediğini elde etmişe benziyor. Güvenlik kamerasına takılan bu ikilinin hikayesi olayın geçtiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde hayli ilgi görmüş. Yerel televizyon kanalları röportaj yapmak için ön kaput düzeltmede yeni bir çığır açan amatör ruhlu bu tamirciyi arıyor. Evet, eğlenceli bir şarkıyla bitiriyoruz dünya turumuzu. Evet, konuştukları dil, inanç ve gelenekleriyle Türk toplulukları arasında özel bir yere sahip sahaların yurdu Yakutya'dan bir genç sanatçı. Dinleyelim biraz. Bu küçük saha çocuğu akordeon eşliğinde neşeyle bazen de içli içli çalıp söylediği şarkıyla önce başkent Yakutsk'ta daha sonra da tüm Rusya'da sosyal medya ünlüsü haline gelmiş. Evet, hayli içli içli. Teknoloji dedik. Jet motorlu kişisel uçuş araçları her geçen gün daha yetenekli hale geliyor. Fransız mucit Frankie Zapata ise icat ettiği jet motorlu araçla Manş Denizi'ni uçarak geçmeye hazırlanıyor. "20 dakika boyunca uçup Manş Denizi'ni geçeceğim." Bu açıklama Fransız mucit ve flyboard sporcusu Frankie Zapata'ya ait. Kendi icadı olan jet motorlu Easy Fly ile göklerde süzülen mucit, Fransa'dan havalanıp İngiltere'ye ulaşmayı deneyecek. Fransa'nın kuzeyindeki Songat'tan havalanacak Zapata, İngiltere'nin Dover sahillerine uçmayı hedefliyor. İkiz jet motorları ve bilgisayarlı denge sistemiyle çalışan araç özel bir eğitim gerektirmiyor. Uçamayan kalmayacak sloganıyla tanıtılan Easy Fly onlarca metre yüksekliğe ve saatte 150 kilometre hıza çıkabiliyor. Üreticileri önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak araçla ilgili ayrıntı vermekten kaçınıyor. Bu görüntülerle bitirdik. Hoşça kalın.